Merhabalar. Merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar ne konuşacağız? Kara Cuma. Bir Kara Cuma'ya daha hoş geldiniz. Bir Kara Cuma'ya, bir Black Friday videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Kara Cuma adını verdiğimiz indirimler coşsun günü. Dünya çapında çalışanlar yorulsun, cüzdanlar ağlasın. Ağlasın günü. Ama karşı koyulması da zor bir gün. Biraz zor bir gün. O nedenle biz de dedik bir indirimlerden şöyle kendi zevkimize göre bir şeyler toplayalım. Evet, çünkü indirimleri her yerde görülüyor zaten. Bu da evet. Bizim özelleştirilmiş listemiz. İndirim listemiz olsun. Yalnız şunu belirteyim arkadaşlar, Xbox'ımız yok bizim. O nedenle Xbox'a çok yönelmedik. Çok yani online sisteminde çok iyi bilmiyorum artık, takip etmediğim için. Orayı takip etmedim. Ama şey, Amazon kısmında biraz oradan da bir iki oyuna değineceğim. Evet, bu nedenle PSN ve Steam şeklinde ikiye bölündük. İlerleyecektir. PC için de Steam'i tercih ettik çünkü hem en geniş platformlardan biri olması nedeniyle hem de Türkiye'ye özel fiyatlandırma sunması nedeniyle böyle. O zaman başlayalım zaten. Evet, başlayalım bakalım. Şurada mıydı? Evet. PSN'le başlayalım arkadaşlar. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Ay, 12 ay mı? Yoksa 1 yıllık abonelikte indirim mi var? Zeynep Hanım, reklam gibi oldu. Yok arkadaşlar, hiç alakamız yok. Evet, PlayStation Plus'ta 12 aylık abonelikte bir indirim var. Aslında ben artık çok gerekli görmüyorum PlayStation Plus'ı. Biraz verilen oyunların kalitesi... Düştü mü? Biraz düştü. Aynı zamanda bir de online oyun oynamıyorsanız... İşte cloud save olayı dışında, buluta atması dışında save'leri çok bir olayı kalmadı artık. Ben biraz uzak kaldım PSN'e PlayStation'ımı sattığımdan beri. Acaba bu fiyatlar PSN sahibi olunca daha da düşmüyor mu? Ya da PSN'e özel fiyat olmuyor mu? Şöyle, PlayStation Plus sahibi diyorsunuz. Evet, aslında şöyle yaptılar bu sene. PlayStation Plus sahiplerine bir gün erken mi ne, iki gün erken mi ne verdiler bu indirimleri, ne yapacaksak ama yani. Ama PlayStation Plus'ım yoksa da bu indirimler bu var. Fiyatlar. Evet, şu an herkes kullanabiliyor. Zaten süper. Şurada genelde bir ibare oluyor. Ben elimle gösteriyorum. Artı işareti oluyor şurada. Şeyin evet, öyle bir şeyler oluyor. O yüzden bunlar herkes için geçerli fiyatlar. Bu arada şu alttaki kısım Black Friday indirimleri değil ama normal indirimlerdeki kısımlar ve çok güzel olduğu için. O ne, 29.99 köşesi olmuş. Konuşacağız orayı, 30 liranın altındaki oyunlar köşesi diyebilmek arası. İçin. Evet. Bir kuruş mu verecekler mi? Evet, aslında kredi kartından çektiği için almayacak hiç. Sonsuza kadar kredi kartımda kalacak bir şey yok. Neyse, bu haykırışım başka bir... konuya. Yani onu hesaplamaya çalıştım kafamda kaç kere alırsan, olmadı yani gün sonu. Evet. Evet arkadaşlar, böyle birazcık değinelim dedik. Başlıyorum. Ratchet & Clank görüyoruz ki 100 abi fiyatıymış. Daha önce de indirime girmişti kendileri. Ben Insomniac çok sevdiğim için önermek istedim. Hem de gerçekten kaliteli bir oyun. Bu fiyatlar artık sinema parasına falan denk gelmeye başladığı için alınmasını önerdiğim oyunlardan bir tanesi. Persona 5'te en büyük indirimlerinden birine girdi. Evet. O biraz 4 kişi sinema fiyatı falan. O biraz böyle bir dışarıda akşam yemeği ısmarlayayım sana falan fiyatı olmuş. Ama yine de hani almayı düşünenler için fena bir fiyat değil. Horizon Zero Dawn yine güzel bir fiyatıymış. Onu da merak ediyorum. Ona da sıra gelecek. Evet. O daha önce de iyi bir indirim almıştı ama sanırım bu kadar değildir diye düşünüyorum. Bloodborne'a bak. Ay, şu indirime bakın. 53,60 TL ile. Hem de al beni al beni diyor. Hem de GOTY. Hem de GOTY Edition. DLC de var içinde. Çok çok iyi gerçekten. İşte Neo indirime girmiş. Ondan sonra Assassin's Creed Origins. O da yeni bir oyun. %30 güzel bir indirim. Ve Ubisoft oyunları çabuk indirime girer ama hani iyi bir indirime girmiş gibi görünüyor. Şimdi fiyatlar hala bize yüksek geliyor ama aslında kur olayı olduğu için yani çok kura rağmen değil. Güzel. Yani kura rağmen iyi falan diyebiliyoruz. Onu bazıları oyun alamayacağız yani. Evet ama işte artık konsolda öyle bir sorunumuz çok kalmadı değil mi? Eskisi kadar. Yani bu mağazalar güzel yönetiyor fiyat politikasını. Evet. Yani ben hani piyasada çok iyi indirimler oluyor. Yani gerçekten şaşırıyorum ben de. Bu çok şey, eski bir olay değil yani. 3-4 senedir bu kadar sağlam indirimler yapıyor piyasa. Ben bayağı o açıdan hani ağırlıklı olarak konsolda oynayan biri olarak çok mutluyum. Güzel yönetildiğini düşünüyorum yani indirimler açısından.
Eskiden çünkü hani hep şey derdik yani, yok canım PC'ye yaklaşamaz falan derdik. Mesela şimdi Steam'in bölgesel fiyat uygulaması sayesinde Steam'de yine birçok oyun daha ucuz olabilse de bölgesel uygulamaya girmeyen birçok şirket var, yayıncı var. İşte 2K gibi mesela. Onların oyunları yine konsolda daha çabuk indirime giriyor, daha çok indirim oluyor falan yani. Evet. Öyle de bir avantaj oluyor gerçekten. Ondan sonra gelelim, bak şimdi bak. Gravity Rush. Bak şu oyuna bak. Yani bu oyun arkadaşlar biliyorsunuz Vita için özel yapıldı. Hı hı. Ondan sonra beklenen şeyi sağlayamadı çünkü Vita çok satmadı kendi problemleri nedeniyle. Ama çok keyifli bir oyun gerçekten, o zaman da Vita'nın özelliklerini yani kapasitesini gösterebilen çok güzel bir oyundu. Sonra işte PlayStation 4 için remaster yaptılar oyunu. Hı hı. Ve yani fiyata bak, 22,24 TL. Çok garip bir fiyat. Yani o şey yüzleri yani, yapmışlar. Kredi bundan. Kartın olmasa alamazsın yani 24 lira nasıl Zeynep vereceksin? Kuruşa taktı. Neden böyle kuruş. Ya saçma fiyatlar, 23'ün altında diyorum. Ama işte neyse. Bak tam %75 yapmamışsınız o zaman derlerdi. Şimdi 23 dese olmaz. Şaka yapıyorum. Kızmıyorum piyasana. Yani çok iyi bir oyun arkadaşlar. Gerçekten oynamayanlarınız varsa remaster PS4 sürümünü sizlere öneririm. Evet, güzel yeni oyunlar da var. Şaka gibi Uncharted yani. 4 var. Ha bu arada çok özür diliyorum. Balla kestim. Bu indirim videosunda bir kategori açmak isterim. Tabii. Bu paraya almaya, yani bu parayı vermeye utanacağım oyunlar. Ya hı-hı, o kadar ucuz ki utanarak lütfen lütfen alın da gideyim falan gibi. Tabii ya. Vereceğim. Yani Gravity Rush'ı bunların ilki olarak belirtmek benim isterim. Benim Steam'de önereceğim oyunların büyük bir çoğunluğu da öyle yani evet, insan utanır. Eski ama biraz onlar şimdi. Ya yine de. Tamam hadi hadi. Nasıl doğru, eski doğru, bazı doğru, oyunlar? Geri aldım. Bunu geri aldım. Bunu geri aldım. Silelim bunu. Uncharted 4 A Thief's End Digital Edition. Digital Edition. Evet yine 60 lirayla göz kamaştıran bir fiyat görüyorum. Wolfenstein 2 mesela yeni çıktı yani. Hı-hı. Ayıptır. Hemen alın diyor. Bunu 2 hafta önce alana da yazık yani. Zaten bir şey diyeceğim. 2 hafta önce alıyorsa Black Friday'den önce. O da doğru. Yani. O da doğru. Neyse ama... şimdi alan vardır heyecanla gücenmesini izleyenler iki de. İki tarafında biraz beklemek hakkı gerek var bunda yani. Ya. İki tarafında hakkı var yani. Politik olacak biraz ama gerçekten öyle. Ben çok sabırlı bir oyuncuyum. O yüzden beklerdim. Ama sorun ne biliyor musun? Bak şimdi yeni çıkan oyunları Black Friday'de %50 yapmazsın yani. %20 falan yaparsın. Çok gıcık ya. Şey de yarı normal fiyatı, hayatta he? Alışveriş yaparken de öyle oluyor. Alıyorsun 2 ay sonra %90 indirime giriyor falan, şaka gibi. Dayak böyle bu işler adeta gibi. Hiçbir şeyi tam fiyatına almamızı istiyorlar. Keşke Nier'i de bir %75 indirimle görsek de benim gibi bir sabırlı cimri atlasa. Nier'de ama şöyle bir şansın var. Japon oyunları genelde bir sene içinde böyle %70'leri görüyor. O nedenle. O zamana kadar benim şu an oynadığım oyunlar anca zaten götürür, biter. Götürür. Bir ömür götürür adeta. The Evil Within 2. Baştan oynamayacağım. Bir ömür götürmez. Yok, Divinity tamam. Sonuçta. Bayağı vardır ama ya. Ha böyle Steam hesaplarına bakarsın. Uzun liste. Ya şu an Trini var. Bitireceğim. Ve Divinity 2 var. Ha senin yok pardon. Hayır tamam. Hayır. Listem oynamak isteyen oyunlar çok. Başlayıp bitirmediğim bunlar da. Tamam. Bambaşka dünyalardaymışız. O ikisi bitsin yeter. Sıra yerde. The Evil Within 2. Yine %50 indirim almış bir oyuncağızımız. O da bayağı beğenildi. O da yani beklenen ilgiyi görmüyor. Bağırdım özür dilerim biraz ama beklenen ilgiyi görmüyor kızmışsın nedense. Kızmışsın sen ona bir. Yo yani anlamadığım bir şekilde hani beklendiği kadar ilgi görmüyor. Aslında çok beğenilen bir oyun. Gelelim Black Friday indirimi olmayıp da çok iyi fiyatta olan 4 oyunumuza. Dragon Age Inquisition, yine GOTY Edition, DLC'leriyle birlikte olması gerekiyor. Evet öyle. Sadece 30 liraya bir şaka yani. Öyle söyleyeyim, yine utanacağım oyunlardan biri para verirken. Benim de ödeme yaparken utanacağım çünkü 29,99. Tamam, bir daha demeyeceğim. Kuruş esprileri bitti böylece. Sleeping Dogs. Çok zor böyle. Uyuyan köpekler. Sleeping Dogs. G'yi vurgulama. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs man. Öyle kolay. Sleeping Dogs. Definitive Edition. Evet, Sleeping Dogs Definitive Edition burada yine 29,99. Hı-hı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tomb Raider oynamayan varsa yine Zeynep. O benim oynadığım mı? Evet. Çok keyifliydi keyifle ya. Keyifle oynamıştı kendisi.
Yani çok derin değil de yani bayağı. Evet evet güzel. Yani eğlencelik oyun işte. Uncharted falan gibi. Hı hı. Darkest Dungeon Crimson Edition. Bak bu Crimson Edition bir de ya. Yeni Crimson DLC ile beraber. Harika ve süper bir fiyat. Çok iyi fiyat. Bir de konsolda oynamak bence hala daha rahat bilgisayarda oynamaktan. Bir de büyük ekran varsa Darkest Dungeon tadından yenmez. Darkest Dungeon'ın kontrollerini bayağı güzel yapmışlar. Yani PlayStation 4'te oynadım ben. PC'de de oynadım. PlayStation 4'te de oynadım. Çok iyiydi. Yani artık yapıyorlar bu kontrol işini. Zaten Darkest Dungeon'ın ne kontrolünü yapamayacaklar da. Yani işte... Daha iyilerini de yapıyorlar. Evet, gelelim. Var mı başka PSN öneriniz? PSN önerilerim bu kadar Zeynep Hanım. O zaman sizin düzenli PSN listenizden benim çılgın Steam Black Friday sistemi. Temalı. Evet, evet. Tamam. İndirim. Ancak diyeceksiniz ne? Hiç burada neredeyse hiç yeni oyun yok. Evet. Zeynep yine bize favori oyunlarını itelemeye çalışıyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Hayır, şöyle yapmak istiyorum. Birkaç başlığa ayırdım. Hep ertelediğiniz klasikler köşesi olarak söylemeden geçemeyeceğim. Bu devirde oynamadım ben bunu diyecek olan varsa hatırlatmak ve önermek bana amaçlı. Bana düştü bu arada. Bana bakarak Gökçe bana 2 sene önce Baldur's Gate'i oynayacağı sözünü verdi. Hala bekliyoruz. Ama ne zaman oynayacağımı söylemedim. Evet. Çok güzel. Artık saçları gri bir şekilde oynayacak. Saçlarım zaten gri o yüzden. Evet, listeme göre başlıyorum. Bu da ödemeye utanacağımız fiyatlardan Portal. Portal 1,80 lira. 2 lira olarak hitap edeceğim bundan sonra. Evet, 2 liraya. Kuruş olayını bırakalım. 2 liraya yuvarlar mısın? Yukarı aşağı yuvarlıyorum arkadaşlar. Portal 2 lira. Portal 2, 3 lira. İsterseniz şey var. İkisi size 5 lira. Oğlum bir anlamı yok. Aynı fiyat oldu. Ha. Hem daha, de daha pahalı yapmış daha oldum. Daha pahalı. Evet. İptal. Orange Box var. Orange Box'ta Portal 2 yok. 1 var ve Half-Life'lar var. Ama asıl Valve Pack var. Valve Pack'te bayağı oyun var. Ya yalnız bir şey diyebilir miyim? Bunlar zaten her Steam indirimde evet. Aynı fiyata inanmıyor. Tamam bak ben şunu diyorum. Ha. Portal 2 çok güzel bir oyun. Çok güzel bir puzzle oyunu. Güzel oyun. Şeyi çok güzel. Mizahı çok güzel. Çok yazımı güzel. Çok güzel. Yani çok keyif alıyor insan gerçekten yani. Çok boş bir oyun değil. Hem yani tabii. Hem oynanış açısından hem yazım açısından. O nedenle şimdiye kadar oynamadıysanız 2-3 lira hiçbir şey alın. Kütüphanede bulunsun. Doğru, oynayın. Doğru, hiç bekletmeden oynayın. Doğru söze ne denir? Evet. Tabii ki yine ve yine Baldur's Gate önereceğim. Baldur's Gate artık herkes oynasın diye Enhanced Edition. Hem biri hem ikisi. Ardından da öyle bir paket. Evet. Nasıl alabiliriz diyeceksiniz. Aynı zamanda Icewind Dale Enhanced Edition'ı da öneriyorum. Icewind Dale'da Baldur's Gate seviyorsanız aynı dünyanın hikayeleri, aynı oynanış, aynı motor. Aynı işte dönemden gelen Planescape Torment Enhanced Edition'ı da öneriyorum. Fiyatlara tek tek bakmayacağım. Şöyle bir şey diyeceğim. İki tane bundle var. Bu bundle'ların birisi The Complete Saga. Sadece Baldur's Gate'ler. 3 Baldur's Gate oyunu. Üçü de Enhanced Edition. 14 lira. Hiçbir şey değil. Şaka. Hiçbir şey değil. Şaka gibi. Ama asıl The Infinity Collection'ı öneriyorum. Kendisi Baldur's Gate 1, 2, Icewind Dale 1, Baldur's Gate Siege of Dragonspear, Planescape Torment ve hepsinin soundtrack'ı ve bunların hepsi de Enhanced Edition. 26 lira. Yani bir Burger King menüsü falan. Burada niye 61 lira? Oo. Zeynep bize yanlış bilgi verdi. Yanlış bilgi verdim. O zaman 64 doğrudur. 26 hangisinin fiyatı? 24 vardı bir tane. 24 vardı bir tane. Kandırıldık. Zeynep kusura bakmayın. Tamam 61. O zaman ortaya çıkardım. İki gazetecilik. Menü. Arkadaşınıza da bir menü ısmarlıyorsunuz. Ama gibi. Yine de bayağı iyi bir fiyat bu kadar canım. Güzel oyun için. Ve Enhanced Edition hepsi. Ve bunu oynadıktan sonra tüm arkadaş grubunuzda klasik RPG'ler mi? Tabii abi oynadım ben onları. Ya ne demek falan diyebilirsiniz falan yani. Diye Baldur's Gate'im. Hep yaptığı canım. Gibi. Dolaşabilirsiniz. Ama şimdi ben gerçekten ufaklıktım onu oynadığımda ya. O biz sonradan gördük bulduk değil yani. Ama siz şimdi oynasanız bile kimse size sonradan görme diyemez. Çünkü gerçekten oynayacaksınız ve seveceksiniz. Ve de hafızanızda daha taze olacağı için hayır orası öyle değil, burası böyle, şu karakter şöyleydi falan diyebilirsiniz. Ve Enhanced Edition'la eski Edition'ın farklarını biliyor olacaksınız. Enhanced'da şu sorun yok. Eski nereden bilecek? Eski bilmiyor olacak ama... Ya... Karşısındaki eskiyi biliyor olacak. Senin böyle bir konuşmaya girebiliyor olacak. Çalıştı. Karşılıklı bir konuşmaya... Neyse. RPG'leri öneriyorum.
Instant Enhanced Edition RPG'leri. Onun dışında... Bitti mi RPG konusu? Biter mi? Bütün ekran RPG neredeyse. Evet, RPG'den nefret edermiş gibi. Bioshock ve Bioshock Infinite ve Bioshock 2'yi almışım. 1'e de güzel diyorlar, onu almadım. Özel bir nedenim yok, 1'i oynamadım. Hı-hı. Ben sadece Infinite oynadım, diğerlerini de oynamak istiyorum. Fiyatlar hoş. Bakıyorum, Bioshock 2 10 lira ve Infinite de 12 lira. Ya bunlar yıllardır böyle ama ben, evet, sana söyleyeyim mi? Evet, yani? Ama ben ne diyorum? Hep tamam, ertelediğiniz oyunları, klasikleri alma listesi bu. Tamam. Evet. Bunlar böyle. Böyle mi? Ondan sonra önermekten asla vazgeçemeyeceğim birkaç oyun var. Hadi bakalım. Bunlar onlar değil miydi? Bunlardan onlar da onlar. Hayır. Ekstra. Ekstra. Hadi bakalım. Divinity Original Sin şu an 20 lira. Birinci oyunda, ikinci oyun kadar güzel. Edition, o da Enhanced Edition. İkinciyi oynamadan birinciyi de oynayıvereyim diyorsanız o da gayet iyi bir oyun yani. Tabii canım. Şey değil. Hikayesi ya çok güzel. Zaten arasında... Zaten 2 sene mi oldu o oyun? 3 evet, sene mi oldu? Öyle bir şey yani. Ve de hani eskiyebilecek bir oyun değil. Ve arasında yani mekanikleri güzel. Hani ikinci de çok geliştirdiler. Harika oldu diyebileceğim bir şey yok benim. Hani oynanış yani, hataları temel, açısından. Temel oyunun sonu evet, hemen aynı. Mesela yani, eski oyunu oynamayayım belki. Yani takılır şey yapar, hı-hı, falan gibi bir durum yok yani. Yok. Çalışkan stüdyo onlar ya. Harika ya. Hemen düzeltmiştir onlar bir şey evet, varsa. Baldur's Gate. Ay Baldur's Gate dedim yine. Ne Baldur's Gate'miş arkadaşlar, bitmiyor ya. Borderlands. Borderlands 1, 2 oynamak isteyenlere pre-sequel, bununla da güzel bundle'lar var. Fiyatlarına hiç girmeyeceğim şimdi. Evet. Ay, onlar da hep zaten. Yine Baldur's diyorum ya. Borderlands 2 GOTY Edition 13 lira. Diğer bundle'ların fiyatlarına girmiyorum. Borderlands'ı seven oynamıştır ama olur da benim gibi sıraya koyup beklemiş olan varsa bu indirimde kaçmayacak aslında fiyatlardan biri. Aslında şey de mantıklı mesela yani 2'yi oynadıysan hani... Biri şimdi kapıp biri oynayabilirsin. Evet, değişik hikayeler ve aynı mizah anlayışı var. Büyük ihtimalle seneye güzel, yani tahmin ediyorum o 2018'de ya da bu senenin sonlarında 3 duyurulur ve 2019'da falan gelir diye tahmin ediyorum ama umarım 2018'de gelir yani sanmıyorum ama o arada da işte seriyi de tamam. Yani Borderlands oynamaktan sıkılınabilecek bir oyun değil ya. Değil ve çok pick up and play havasında ya. Evet. Biz aynı yerleri kaç kere oynadık, hala aynı keyifli oluyor. Tabii ya, zaten o hani raid bosslarıyla bilmem neyle tekrar üzerine kurulmuş bir oyun ve çok keyifli yani. Evet. Hep çok keyifli bir oyun. Darkest Dungeon PC'ye almak isterseniz burada da 25 lira Ancestral Edition'la. Gayet güzel bir bundle o da. Güzel, gayet evet, hoş. Bitti mi sizinki? Vallahi önermek istediğim bir mansiyon ödülü var. Bu da müziğiyle birlikte bir böyle bir hikaye anlatımı olarak güzel olduğu için Child of Light'ı öneriyorum 19 lira olarak. Keyifli bir oyun, kısa bir oyun, küçük bir oyun, kolay bir oyun ama çok, çok keyifli bir hikaye, bir hikaye anlatıyor. Çok şahsına, müziği harika. Şahsına münasır bir oyun, müziği gerçekten harika ve de ne diyecektim ya, diyalogları şiir olarak yani kafiyeli yazılmış bir oyun. Çoğu insandan ben olumsuz yorum duydum ama ben çok keyif almıştım o diyaloglardan, çok iyi yazılmıştı. Çok güzeldi. Jeffrey Olam mıydı yazarı? Başka oyununu bilmiyorum yazarının da müzikleri harika. 2 sene oldu ben bu oyunu oynayalı. Çok haftada en az bir kere dinliyorumdur albümü yani. Yani şöyle, bazı insanların inanılmaz bir melodi yazma yeteneği var. Corda Pirate diye mi okunuyor acaba? Hı. Corda Pirate diye okuyan duydum geçenlerde ama emin değilim. Kendisi biliyorsunuz ünlü bir insan. Onun yaptığı müzikler inanılmaz güzel. Yani çok yetenekli bir insan gerçekten. Dinlemenizi de öneririm. Evet. Kusura bakmayın, eski oyunları önermiş oldum ama benim için bunlar klasikler. Ben böyle bir indirim olduğunda öncelikle elim oynamak istediğim klasiklere gidiyor. Yeni oyunları mantıklı, bir sene geriden satın alarak takip ettiğim için. Mantıklı. Bir Nintendo'yu yeni çıktığında alıyoruz. Çok indirime girmediği için o da yani. O nedenle benden bu kadar. Bitti arkadaşlar, bitti. Baldur's Gate bitti. Baldur's Gate muhabbeti yani. Baldur's Gate deyip durdum zaten. Asla bitmeyecek Baldur's Gate muhabbeti. Benim böyle havalı, böyle karışık Steam görselim yok ama ben de birkaç şey önermek istiyorum. Bir kere Clay'in harika bir Best of Clay diye bir bundle var. İşte Mark of the Ninja var, Don't Star var, Invisible Ink var içinde ve bunların DLC'leri de var. Hı hı. Yani böyle bir bundle Zeynep. Harika, bana ver. Veremem.
Ama 34 liraya alabilirsin. Bunu da söyleyeyim. Tamam, çok güzel. Harvest yine çok, ben çok keyif alarak oynadım oyunu. Tamamını oynamadım aslında da oynadığım sürede keyif aldım. Yani o zamanlar biraz daha maymun iştahlı zamanımdı. Complete Edition halinde DLC'si de çıktı onun. Weird West dedikleri bir tarz var ya arkadaşlar, böyle western ama aynı zamanda böyle büyülü mühülü, böyle işte şeytanlı çılgınlı olaylar oluyor falan filan. Çok güzel, böyle çok zevkli. XCOM seviyorsanız XCOM tarzı bir strateji oyunu o da. RNG yok oyunda. RNG yerine bir luck diye bir hesaplama sistemi var. Ama yani şey değil, gerçekten şansa dayalı bir sistem değil. Çok ilginç bir oyun. Onu da öneriyorum. DLC ve OST ile birlikte, soundtrack ile birlikte 9 TL yalnızca bu da. Bu da işte para vermeye utanacağım iki şey de buydu. Harvest ve Best of Clay. SteamWorld Dig 2 yine tabii çok yankı yaptı. Keyifli bir oyun. O da 24 TL'ye inmiş durumda. Paradox oyunlarında klasik %75 ve %60 indirim var arkadaşlar. DLC'lerde de %25-%50 arası. Ben bu Steam indirimlerimde artık fazla bir şey almıyorum. Çünkü o an oynayacağım bir şey yoksa almamaya çalışıyorum. Ama hep gidip Europa Universalis'in DLC'lerini falan alıyorum. Çünkü çok indirime giriyor. Yani DLC'ler normalde yüksek fiyatlı oluyor Paradox oyunlarında. Stellaris ve Heart of Iron 4 de %60 indirim var. Diğer oyunlarda Europa Universalis 2'de, 4'te ve Crusader Kings 2'de de %75 indirim var. Şeye bakmayı unuttum ya, Victoria'ya bakmayı unuttum, bakın. Ona da artık siz bakın arkadaşlar. Steven's Sausage Roll diye bir oyun var. O da güzel bir puzzle oyunu, puzzle seviyorsanız. O da 18 liraya inmiş durumda. Hatta The Witness'ın yaratıcısı Jonathan Blow bayağı oynadığım en güzel puzzle oyunu falan tarzı bir şey demişti yani. Adam Witness'ı yapmış, daha ne diyeyim. O da çok zor bir oyun bu arada. Yani beni mahvetti, öyle söyleyeyim. Ben çok severim puzzle. Yani biraz dövdü beni o oyun. The Talos Principle Gold Edition var yine DLC'leriyle falan. O da çok met edildi. Ben daha oynayamadım, duruyor bende de. Gelecek ona da sıra. O da 23 liraya inmiş. Ve Elite Dangerous da 34 liraya inmiş arkadaşlar. Değişik bir deneyim olduğunu biliyorsunuz artık. Peki. Evet. Fallout New Vegas ve 3 Ultimate Edition'da her zamanki gibi büyük indirimlerle 16'şar lira gibi bir fiyatları var. Evet. Fallout'u görünce Fallout 4'ü indirimde alıp bilgisayarımda her yerde şey yapayım. Settlement. Evet, şey, post-apokaliptik simsimi oynayayım istiyorum ama durduruyorum kendimi. Ben o Settlement olayını sevmemiştim ya. Yani bilmiyorum, olmadı benim. Evet. Settle edemedim yani, güzel. İsterseniz size Amazon'dan fiyatlar söyleyeyim, fikrinizi alayım Gökçe Hanım. Siz de dinlenin bu arada. Lütfen. Evet. Hoşuma giderdi. Çayınız için. Evet, tersten başlayarak sizi yanıltmak isterim. Just Dance 2018 kartuş $30. Switch oyunu. Bir Switch oyunuyla başlayarak beni mahvettiniz şu an. Ay evet. Evet, tek buyurun. İndirime girmiş Switch oyunu arkadaşlar. $30. Doğru düzgün. Evet. Just Dance. Horizon Zero Dawn dijital olarak $25. Deluxe Edition. Deluxe Digital Deluxe Edition. Evet yani, ama yine dijital tabii. The Evil Within 2 PS4 disc $25. PlayStation 4 diski demek istiyor arkadaşımız. two alınca böyle kaldım. $25 evet. Yani hani PSN indiriminden alacağıma disk alayım diyen varsa, Amazon'da da sanırım gönderim ücreti $5 gibi bir şey şu an Türkiye'ye. Fena değil. Fena fiyatlar değil. Wolfenstein 2 The New Colossus, bu da disk olarak $25. PlayStation 4 için. PlayStation 4 için. Prey PlayStation 4 için $20, Xbox için $15'lık disk halinde. Buyurun. Ve Dishonored 2 Xbox One için disk olarak €15. Pardon, $15. Ben alışkanlık euro yazmışım, çok pardon ya. Evet. Sen de dalga geçtin benimle. Dalga geçmedim, gerçekten ona öyle fiyat koymuşlar sandım. Ne düşüneyim ben onu? Şey olsun, egzotik olsun demişler. Dishonored bu arada PlayStation 4 için de indirime girmişti, bitmişti $20. Evet. Onu da Dishonored 2'yi de belirtmek isterim. O da çok beğenilen bir oyundu. Peki, ne aldınız, ne almak istiyorsunuz? Ya bu kadar oyun saydık. Ben sadece Fallout 3 Ultimate Edition aldım arkadaşlar. Çünkü oynamamıştım onu. New Vegas oynamaktan ona bir türlü dönesim gelmemişti. Ama artık zamanı geldi diye düşünüyorum.
Ne almak istersin? Var mı isteyip de kendini tuttuğun? Yok, yok, almak istediğim bir şey yok şu an çünkü sevdiğim oyunlara da yer verdim. Zaten bende olan oyunlar bir kısmı. Yeni oyunlardan da ilgimi çekeni zaten almaya çalışıyorum hani çıktığı zamanlarda. Şu an benim düşündüğüm şey yok ama mesela oynamadığım türlerde çok beğendiğim oyunlar var. Mesela Prey, Dishonored 2. Dishonored 2 oynayabilirim gerçi, o hani oynamayacağım tür değil. Wolfenstein 2 vesaire. The Evil Within öyle. Yani önerilebilecek oyunlar bence kesinlikle. Hmm. Siz? Ben bir şey almadım çünkü oyun listem uzun. Sıkıcı bir RPG oyuncusu olarak. Az önce 100 kere saydığım üzere ama... sırada beklediğim artık bilmiyorum yılbaşı indirimine mi artık bir sonraki Nier. Bahar Nier ve Horizon Dawn'u da bir oynamak istiyorum yani. Horizon'da senlik oyun, senlik evet. Oyunu da. Horizon Zero Dawn pardon. Evet. Ay bitirdik galiba. Bitti. Her şey bitti. Gerçekten konuşur konuşur bitirdik. Bu kadar. O zaman. Evet. Siz de bize söyleyin neler aldınız, neler alıyorsunuz, evet, nereden aldınız. Var, alıyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hala videoyu izleyen varsa sıkılmadan. Sanktum. Ha onu bak unuttum, onu sorsana ya. Evet, Humble Bundle'da Store'da şu an Sanktum 2 mi? Evet, Sanktum 2. Sanktum 2 şey bedava. Ücretsiz. O kadar inmiş ki bedava. Evet. bir gün daha değil mi? Evet, o da Borderlands benzeri böyle FPS ama Tower Defense tarzı bir oyun. Onu da bir gün daha şeyde ücretsiz evet, olarak. Evet, Steam'de böyle. Steam'e diyebilirsiniz. Evet. Şunu söylemek istiyordum. Şimdi Steam indirimleri artık böyle şey oldu ya. Eskiden flash indirimler vardı. İşte bir heyecan oluyordu. Ay ne olacak falan böyle. Aslında yüzeysel bir heyecandı tabii de. Hoşumuza gidiyordu ama yani. Yalan söylemeyelim şimdi. Ama işte Valve o kadar paraya doymuş bir şirket ki. Dedi biz böyle daha çok satış yaparız. Kafadan koyalım. Millet bekliyor yoksa. Hani bekliyor belki parasını başka bir şeye harcıyor bu dönemde. Böyle yapıp bütün heyecanı da bitirdiler yani. Şimdi ilk günden iniyor her şey. Her şey de hemen hemen aynı indirime girdiği için her sezonda. Yani bir keyfi kalmamaya başladı, onu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir indirim heyecanı olmadı ama belki de şöyle düşünürsen belki de olmamalı zaten indirim heyecanı diye bir şey. Yani zaten biz bunları böyle konuşuyoruz ama bu kadar çok tüketmemeliyiz zaten. Bu da başka bir video belki, konusu. Belki de. Yani oynamayacağımız oyunu almamalıyız, yemeyeceğimiz şeyi almamalıyız. Ama mesela. Bir böyle flash olurdu yani, böyle bir orada flash çıkardı heyecanlanırdın falan. Ay hemen alayım falan. İşte bunlar hep kapitalizm. Kredi kartına ay işte tanımadı falan. Doğru diyorsun. Peki arkadaşlar. Evet, şimdi. O zaman böyle indirimler oyun dünyasında. Tabii başka dünyalarda da bir sürü indirim var. O yüzden kolay gelsin diyorum hepimize. Bu dönemi de atlatacağız. Evet. Cüzdanları çok ağlatmadan iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Önce elimizdeki oyunları oynamaya çalışalım ama zor. Zor değil mi? Şu an zor. Şu an zor. Bayağı İyi zor. Akşamlar.